Sosyal konut projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal konut projesini yeterli görmüyorum. Yani kötü bir şey değildi ama yeterli görmüyorum. Söylediklerine göre daha proje başlamadan 3 milyon tane başvuru olmuş. 3,5 milyona yaklaştı bu sabah itibariyle. 19 Eylül sabahı. Bazı uzmanların söylediğine göre de 7 milyonu bulacakmış. Şimdi 7 milyonluk bir talebe 250 bin kişilik konut bence yeterli değil, uygun da değil. Ayrıca da hakkaniyetle dağıtılacak mı? 250 bin kişiye karşılık 7 milyon talep varsa ben buna iyi demem. Yetersiz derim. Ha, kötü bir şey mi? Değil. Yeterli mi? Değil. Daha fazlası yapılırsa o zaman iyi. Benim evim markım var. Olmayanlar için iyi bir şey. Çocuğunuz falan var mı? Var. Onlar başvurmayı düşünüyor mu? Hayır, onların da evi var. Düşünmüyorlar. Sizce ne olur bu projenin sonu? Bu projenin sonu bence hayıra gidiyor. Yani fakirler için iyi bir şey. Kızım aslında 22 yaşında. Onu sokmaya çalıştık bu konu hakkında. 42 yaşında alacak evi. Yani 20 sene sürecek bu proje. 20 sene halk bunu ödeyecek. Ondan sonra ne olacak? 20 sene ölecek mi, kalacak mı? Ne zaman yapılacak? Elimize geçecek mi? Kızımın babası, kızıma, biz ayrıyız bu arada ama. Kızım dedi, gir dedi. Zorluyor yani. Ben dedim hayır dedim. Kızım da hayır dedi. Neden? Yani istemiyorum dedi. Ben dedi 42 yaşında mı dedi ev sahibi olacağım dedi. Kira öder gibi dedi. Ya halk gerçekten birbirine giriyor. Duyuyoruz, haberlerden izliyoruz. Sonuç ne olur? Halk birbirine girer. Neden? Kiracı birbirlerine girerler. Şu anda da girmiş bulunuyorlar neredeyse. Benim de kiracım var çünkü. Siz de kiracı. Nasıl bir ev sahibisiniz? İyiyim. Hiç artış yapmıyorum. Kendin ne artış isterse o yıllık. Keşke sizin kiracınız olabilseydim. Gerçekten öyle ama. Sosyal konut projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir proje. Başvurdunuz mu? Evet. Başarılı olur mu? Olur tabii ki. Gayet de güzel. Ne zamana biter tahminen? Sizin gözünüzde. Bence 2 senede verir. Çünkü orada da şey oldu. Sel oldu. Onlar yapıldı, verildi. İzmir'de oldu, yapıldı, verildi. Her şekilde verildi. Konu ne? Sorun yok. Başarılı olarak projeyi gayet de güzel yapıyor. Ülkemize bayağı da bir şeyler katkı yaptı. Sorun yok diyorsunuz yani. Bu şekilde bir sorun yok. İnsanlar için yapılan iyi bir şey. Şu an zaten enflasyon da zaten zıplamış bir konumda. Gençlere yapılan %50 mesela, gençlere açılan şey var ya, %50 kapasite olayı. O özellikle 10 numara bir şey. Şu an yeni evlenenler falan var ya, evlenmesi imkansız gibi bir şey yani. Daha önceden yapılması gereken bir olay. Sosyal konut projesi aslında dar gelirli vatandaşlar için, yani bizler için önemli bir olay. Böyle olması gerekiyor aslında, daha önceden yapılması gerekiyordu. Çok geç kalınmış. Kendi şahsen ben başvurdum. Avrupa yakasında işte. Yani dar gelirli vatandaşlar için iyi. Neden iyi? Şu anki kiralar ve ev fiyatlarına bakacak olursak 2000 lira örneğin atıyorum. 2000 lira kiradayken 5000 lira kira ödemeye başladık. Şimdi artık alacağımız maaşın bir kısmını oraya değil de vereceğimiz, kısmet olur, nasip olursa da oraya vermeyi düşünüyoruz yani. Bence çok mükemmel bir olay. Sayılar yeterli mi? Elbette yetersiz. Yetersiz ama bu adım olarak, ilk adım olarak çok güzel bir şey. Ha, bunun devamı gelir mi? Onu da bilemeyiz. Başvurular 3,5 milyonu aştı bu arada. 3,5 milyona yaklaştı, çok özür diliyorum. İşte sayı olarak az ama konut sayısı olarak az ama başvuru sayısı 3,5 az. Daha da artacak bu. Çünkü yani gerçekten milletin ihtiyacı var buna. Çünkü neden mi? Yani kiralar, evler gerçekten aldı başını gidiyor. Günümüz şartlarında evet, neden dolayı? Pandemiden dolayı. Pandemi tek Türkiye'de yok, her tarafta var, bütün dünyada var, mevcut. Ama bu konut projesi olur mu olur? İlk adım olarak gerçekten güzel bir proje ki devamı da olması lazım. Çıkar mı size, doğuyor mu içinize? Vallahi ne desem inşallah olur yani. İnşallah çıkar diyelim biz de. Allah hayırlısıyla. Ben pek olumlu görmüyorum. Niye görmüyorum? Neden? Zaten şu anda ıtkarat geçiniyoruz. Ben emekliyim. 4700 lira maaşım var asgari ücretin altında. Ben o konutu ödediğim zaman ben ne yiyeceğim? Kira ödemiyorum ama ben köyde yaşıyorum. Köyde yaşarken zor geçiniyorum. Şehirde yaşadığımı düşün. Kira da vereceğim. Proje durumu iyi olanlar için olmama, durumu
asgari ücreti altında olanlar için olumlu değil. Ya ben başvurmayacağım. Hani benim şu an zaten başvuracak bir bütçem yok. Şu an benden 2 artı 1'e 700-800 milyar istiyorlar. Bunun %10'u hemen hemen ya da 600 küsür lira yanlış hatırlamıyorsam. %10'u 60 milyar yapıyor. Ben şu an 60 milyarı zaten bulamam. Hani dar, hani biraz daha hani peşinat düşürmeleri gerekiyordu bence. Ben tebrik ediyorum. Güzel bir proje ama banliyö olsun. Yani şehrin dışında olsun. Yani tramvayla gidelim, gelelim. Yani şehirde tıkışmayalım. Böyle olsun. Ben başvurmayacağım ama destekliyorum. Güzel bir proje. Yani karı koca çalışsın, biriktirsin, alsın. Yani olabilir. Kimse şikayet etmesin. Güzel bir şey. Ben arsaya başvuracağım. Eve başvurmayacağım. Eviniz var mı? Evim yok. Ama daha çok arsaya ihtiyacınız var anladığım kadarıyla. Yani şu an eve yatıracağım para 2 artı 1, 3 artı 1, 800 bin lira para ödeyeceğim. 600-800 bin lira. Ama arsa alsam kendi himayem altında, müstakil kendim olayım, daha karlıyım. Yani şöyle cazip gibi görünse de tabii ki benim endişelerim var. Ben direkt inananlardan değilim. Mesela ne gibi endişeniz var? Yani şöyle 1,5 milyon kişinin başvurduğu söyleniyor. 3,5 milyona yaklaştı bugün. Yani bu çok uzun süreli bir proje. 250 bin tane konuttan bahsediliyor. Tonlarca beton, tonlarca demir, ustalık, işçilik bu. Yani bu konuda uzun bir süreç bu. Biz de düşündük böyle bir şey cazip, ilk baştan cazip ediyor ama bir 10 yıl sonrasını göremiyoruz. Hani bu konuda... 10 yıl sonra sizce? Yani tamam... Bilmiyorum bu konuda hani... Kötü mü, iyi mi? Yani projeler tamamlanır mı? Herkes tek tek... Tamamlanır mı sizce? Onu da soralım. Bu konuda direkt net bir şey söyleyemem ama ben soru işaretiyle bakıyorum. O nedenle de hani birden böyle atlayanlardan değilim. Olan TOKİ binaları güzel. Ama bu kadar 250 bin konut, 100 yılın konut projesi deniliyor. Bilemiyorum, birden ortaya çıktı. İnşallah denildiği gibi olur. İnşallah kimse mağdur olmaz. İyi oldu bence sosyal konut projesi. Hani ev olmayan insanlar için bir yardım desteği, yani ödemesi de kolay. Başvuracak mısın? Başvuru yaptım. Başvuru yaptın, bekliyorsun. Evet, bekliyorum. Ümit? Ya şans sonuçta, bekliyorum sadece. Herhangi bir ümidim yok. Çalışırsan hani her türlü ödersin. Ya yine destek tabii illa lazım bunun için. Hani ödemeye çalışırsın. Hani ödemediğin zaman da zaten sonuçlar esnek oluyor. Hani konuşmada yapıldı zaten. 2-3 ay içinde tekrar bir hani söyleyip ödeme de tekrar yapabiliyorsun. Hani ödenebilir. Ama çıkma olasılığı tabii ne kadar, orası da belli. 3,5 milyona yakın başvuru var bugün an itibariyle. Yani 3,5 milyon büyük bir rakam. İstanbul'da zaten 50 bin konut yapılacak. Çıkabilir de çıkamayabilir de artık. Çıkarsa da ödemeye çalışacağız yani, ödeyeceğiz herhalde. Ödersin değil mi? Ya öderiz inşallah ya, bir şey olmazsa.